Yapay zeka gelişimini istendiği gibi tamamladığında ne olacak? Yapay zekanın gelişim süreci tamamlandığında bizleri neler bekliyor? Ürkütücü teoriler söz konusuyken bazı teoriler ise umut saçıyor. Tabii bu konuda istenmeyen ve tartışılan birçok komplo teorisi var. İstenmeyen teorilerden bazıları şunlar. Bu teknolojinin kötü amaçlarla suç unsurunun oluşumunda kullanılması ve insanların bu teknolojinin ürettiği içerikler ile duygusuzlaşması düşüncesi epey korkutucu. Dahası kişilerde gerçeklik algısının zedelenmesi, bu teknolojinin atasının matematik zekası üst seviye olan bilgisayarlar olması ile bazı robotik fikirler bizleri korkutmakta. Yapay zekanın üstün ve geniş hafızalı olması sebebiyle birçok işte insan zekasına fark yaratacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tabii tüm bunlar biz insanları işsiz kalma endişesiyle karşı karşıya bırakıyor. Yapay zeka ürünleri geliştirildiği işin icrası kısmında ucuz, hızlı ve daha basit olacağından bazı meslek çalışanlarının işsiz kalmaları gayet mümkün. Yapay zekaya yenilmeyerek çalışmaya devam edecek meslekler neler? Gelin hep beraber bu mesleklere bir göz atalım. Berberlik. Doku hassasiyetinin zayıf olacak olması, isteklerimizi tam olarak anlayamayacak ya da istenilen tıraş modelini veremeyeceği için bu mesleği süreye koyduk. Garsonluk. Elbette ki nispeten bunu yapabilir. Fakat kimse ucuz ya da presentable olan bu işi robotlara vermek istemez. Aşçılık. Mutfakta elinin ayarı diye bir kavram mevcut. Kimse bu yüzden bir robot aşçı ya da bir elementten oluşan el ile yapılan yemekleri yemek istemeyecektir. Ya da bu element eller ayarı tutturamayacaktır. Kasaplık. İlk kesim işini ve hayvanın hangi bölgesindeki etin kesiminden terbiyesine kadar tüm bu süreci gerçekten mahallemizin kasabı kadar yapabileceğini sanmıyoruz. İnşaat işçiliği. Yapay zeka ürünü bir robota harcın kıvamını ayarlatmak veya inşaat demiri bağlatmak düşüncesi bile size de garip gelmiyor mu? Temizlikçilik. Nispeten temizlik için kullanılan robotik ürünler ve yapay zeka içeren teknolojiler tasarlanmış olsa da dip köşe denen o temizliği yapamayacaktır. Çobanlık. Bunu pekala yapabilecek bir teknoloji geliştirilebilir. Ancak hayvanları ürkütmesi çok muhtemel. Ya da engebeli arazi ve zorlu hava şartlarında dayanıklı olması için epey servet harcanma gereksinimi çobanlığı bitiremeyeceği anlamına geliyor. Çiftçilik. Birçok ekim ve hasat işi için uygun robotlar tasarlanabilecek olsa da pek ihtiyaç duyulacağını ya da bütçe ayrılacak kadar elzem bir meslek olduğunu sanmıyoruz. Bakıcılık. Kimsenin çocuğunun, bakıma muhtaç yakınının ya da yaşlı ve hastasının bakımını bir robota güvenerek bırakacağını sanmıyoruz. Özellikle büyük anlaşma sıkıntıları yaşanabileceği için bebek bakıcılığı baki kalacak bir meslek gibi görünüyor. Müzisyenlik. Yapay zeka ürünü muazzam teknoloji bir robota Fazıl Say gibi piyano çaldırabilir veya Hüsnü Şenlendirici gibi klarnet üfletebilir misiniz? Devlet, din adamlığı ve idari yöneticilik. Bu meslekler kesinlikle baki kalacaklardır. İnsanoğlu bir robot tarafından komut almak ya da yönetilip idare edilmek istemeyecektir. Robotlar Allah, Tanrı ve din gibi kişisel konulara vakıf olmayacak ve ihtiyaç duymayacaktır. Veterinerlik. Hayvanlar konuşamayan varlıklar. Bakım ve tedavileri ilgi ve sevgi istiyor. Kaldı ki robotlar hayvan tedavilerini ürkütmeden nasıl yapacaklar? Doktorluk. Her ne kadar uzaktan cerrahlık gelişiyor olsa da doktorluk dememizin sebebi belki teşhis koyabilir, ilaç yazabilir ya da ufak muayeneleri yapabilir. Ancak yanlış bir tedavi ve operasyon üreticileri için büyük sıkıntılar açacaktır. Zemin döşeme, marangozluk, şairlik gibi doku, temas ve duygu hassasiyeti içeren birçok zanaat ve zanaat işçiliğini bu listeye yazabiliriz. İnsanlarla bu konuda yarışacak kalite ve verimliliği ya da duygu, işçilik hassasiyeti gibi performansları verebilecekleri zor görünüyor. Bu listeyi hazırlamamızda etkili fikir ve düşüncelerimiz, bazı meslek gruplarında işçinin ucuz olması sebebiyle bir robot ya da yapay zeka ürünü tasarlamanın daha maliyetli olacağı, robotların çeşitli doku hassasiyetinin geliştirilmesinin zor ve maliyetli olup tasarlamanın uzun süreceği, insanların robot ya da yapay zeka ürünü teknolojileri kendi günlük hizmetlerini yapmaları, kendilerine itaat etmeleri için tasarlayacakları ve satın alacaklarını düşünmemiz listeyi hazırlamamızda etkili oldu. Unuttuğumuz ya da fark edemediğimiz meslekler varsa lütfen yorumlarda belirtin.